Sıkıntıda benim uzun basardınız. Kanatlar da arasında. Sıcak dışarı krizlerinde.
İlçelerimizde nerede ne varsa yerine getirmeyi bir görev biliyoruz. Bizler bu memleketin derdini bilen, sorunlarını bilen, çözüm için gayret eden insanlarız. Muhtarlarımızla hep söylüyorum, köyümüzde bir tek açıkta insan varsa, yatağı aç yatan varsa, önce muhtarın sonra bizim sorumluluğumuz. Beraber çözeceğiz. Derdimizi beraber paylaşacağız. O yüzden Çanakkale'mizde safları sıklaştıracak çok daha büyük yatırımları hep beraber yapacağız. Çanakkale'de, Biga'mızda daha çok yapacak işimiz var. Aynı şekilde belediye başkanımızın, Bülent Erdoğan'ın yanında duracağız. Biga'mızda ne kadar yarım kalan iş varsa,
yeni başlayacak iş varsa bunları hayata geçirmeye çalışacağız. Çok misafirimiz var, bakanlarımız var, Kültür Bakanımız aramızda. Genel başkanımız aramızda. Onların mesleği hitabı için burada bitireceğim sözlerimi. Bu meydan haykırıyor. Bu meydan 2023'ün müjdesini veriyor. Bu meydan değil mi ki cephemizin sinesinde iman bir? Değil mi ki bu güzel cephenin içerisinde sevilme bir, gaye aynı, vicdan bir? Değil mi sinede birdir vuran yürek yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol, emin ol bu cephe sarsılmaz diyor. Hepiniz saygı selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Çanakkale'nin evladı AK Parti Grup Başkan Vekilimiz, Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, saygıdeğer Çanakkale'liler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere yine Çanakkale'nin evladı AK Parti Genel Sekreterimiz, Ankara Milletvekilimiz Fatih Şahin'i kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Başkanım. Değerli grup başkan vekilimiz, milletvekillerimiz, yüreği memleket sevgisiyle, millet sevgisiyle, vatan sevgisiyle çarpan kıymetli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili genç kardeşlerim, sizleri böylesine güzel ve anlamlı bir günde hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'la buluşmaya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bölgenin bir evladı olarak diyerek, suyunu içerek büyütmüş bir kardeşiniz olarak sizleri Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında temsil ediyor olmaktan dolayı büyük bir onur ve gurur yaşıyorum. Çanakkale'mize, Çanımıza ve diğer ilçelerimize kazandırmış olduğumuz yeni eserler vesilesiyle sizlerle bir kez daha buluşmuş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim, bizler insanı merkeze alan hizmet odaklı bir siyaset anlayışının temsilcileriyiz. Biz ülkemize yeni eserler kazandırmak, ülkemizin dört bir yanını kıymetli hizmetlerle buluşturmak için siyaset yapan bir zihniyetin temsilcileriyiz. Biz halkımızın mutluluğunu, refahını, huzurunu daha da arttırmak için siyaset yapan bir anlayışın temsilcileriyiz. Bizler binlerce yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden devlet silsilemizin günümüzdeki adı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılmak için siyaset yapan bir anlayışın temsilcileriyiz. Tamam, şimdi bizler dünyamızı bir güneş gibi aydınlatan medeniyetimizin günümüzdeki sancaktarlığına, bayraktarlığına, namzet bir siyaset anlayışının temsilcileriyiz. Biz milletin kurduğu, milletin tabelasını astığı bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Evet, AK Parti bu yıl 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Partimizi aziz milletimiz, sizler kurdunuz,
bizler yalnızca tabelasını astık. 20 yıldır sizden aldığımız güçle siyaset yapıyoruz. 20 yıldır önümüze konan bütün engelleri sizler sayesinde, sizlerin duaları sayesinde aşarak siyaset yapıyoruz. Evet, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgenin parlayan bir yıldızıysa, bugün AK Parti bir dünya markasıysa, bugün Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri ise, bu sizlerin destekleriyle, dualarıyla olmuştur değerli kardeşlerim. İnşallah önümüzde 2023'te yeni bir sınav var. Sizlerin gözlerindeki ışıktan, yüreğindeki heyecandan 2023'te yeni bir zafere imza atacağımızın müjdesini okuyabiliyorum değerli değer arkadaşlarım. İnşallah geleceğimiz bugünden çok daha güzel ve parlak olacak. Bizler bundan 20 yıl önce hangi coşkuyla, hangi aşkla, hangi heyecanla yola çıktıysak, bugün de aynı heyecanla, aynı coşkuyla yolumuzu yürümeye devam ediyoruz. Bundan 20 yıl önce hangi birlik ve beraberlik duygusuyla, hangi kardeşlik anlayışıyla yola çıktıysak, yolumuza aynı kardeşlik anlayışıyla, birlik ve beraberlik duygusuyla devam ediyoruz. Sizler bize hedef gösteriyorsunuz, bizler de o hedeflere ulaşmak için gece demeden, gündüz demeden, yakın demeden, uzak demeden, kar, buğra, fırtına dinlemeden çalışıyoruz. AK Parti teşkilatları, evet değerli kardeşlerim, bıkmadan, usanmadan, rehavete kapılmadan koşturacağız. Vazgeçmeyeceğiz. Hedefimize ulaşmak için rehavete kapılmadan, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah ülkemize yeni eserler kazandıracağız, yeni hizmetler kazandıracağız. Ben bir kez daha teşriflerinizden dolayı Biga'mızdan, bütün çevre ilçelerimizden, köylerimizden, bu güzel meydanı dolduran tüm hemşehrilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sayın Genel Başkanımızla, Cumhurbaşkanımızla buluşmak için sabırsızlandığınızı biliyorum. Sözlerimi burada son verirken, günümüz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Ankara Milletvekilimiz, Çanakkale'nin evladı Fatih Şahin'e konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Şöyle tüm bayrakları görebilir miyiz? Biga, Çanakkale, bütün bayraklar lütfen. Ey maşallah Çanakkale. Saygıdeğer hemşehrilerimiz şimdi konuşmalarını yapmak üzere. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Bakanım. Burada Biga Meydanı'ndan, Çanakkale'den Türkiye'nin kahramanlarını bize 20. yüzyıla emanet eden bu kahraman şehri saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. ...2019'daki... Mart seçimlerinde bu meydanda birlikteydik. Heyecanımız, hizmet aşkımız, birbirimize olan muhabbetimiz ve sevgimiz, Allah'a hamdolsun ki 2019 Mart seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü Türkiye olarak Biga'da seçim sonuçlarına yansıdı ve meyvesini verdi. Burada sizlere minnettarlığımızı, sizlere müteşekkirliğimizi ifade ediyor. O gün söylediğimizi bugün bir daha söylüyoruz.
Emrine amadeyiz Biga! Emrine amadeyiz Biga! Emrine amadeyiz! Biraz sonra kıymetli Cumhurbaşkanımız, milletimizin sevgilisi, milletimizin hizmetkarı ve bütün dünyaya ülkemizin gücünü, milletimizin gücünü anlatmaya çalışan kıymetli Cumhurbaşkanımız sizle birlikte olacak. Şimdi hepimiz biraz önce hem Bülent Başkanımızın hem Fatih Başkanımızın anlattığı o muhteşem Çanakkale Köprüsü'nü görerek buraya geldik. Allah hamdolsun. Hizmetlerle huzurunuzdayız. Allah hamdolsun. Ülkemizin izzetiyle ve şerefiyle huzurunuzdayız. Allah'ımıza hamdolsun. Her gün yaptığımız dualarda Allah'ım ne olursun bizi milletimize mahcup etme diyerek yaptığımız dualarda size mahcup olmadan huzurunuzdayız. Biz sizle gurur duyuyoruz. Biz sizin huzurunuza çıkarken edep ediyoruz. Biz sizin huzurunuza çıkarken acaba bu büyük millete daha ne yapmak lazım? Nasıl hizmetkarlıkta bulunmak lazım diye düşünüyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü 20. yüzyılın imzasını Çanakkale atmıştır. Ey Çanakkale'liler, ey Bigalılar! Burada sizin huzurunuza söylüyorum. 21. yüzyılın imzasını Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, Türk yüzyılı olarak dünyaya atacaktır. Türk yüzyılı. Buna hazır mısınız? Bütün dünyaya geleneğimizi, ananemizi, inancımızı, değerlerimizi nakşetmeye hazır mısınız? Siz hazırsınız da. Birileri de bizi tehdit etmekle meşgul. Neymiş? 2023 yılından sonra bize hesap soracakmış. Kılıçdaroğlu, bize neyin hesabını soracaksın? Neyin hesabını? Şimdi biraz önce gördüğümüz ve bir muhteşem eser olarak Çanakkale'ye gerdanlık olarak asılan Çanakkale Köprüsü'nün hesabını mı soracaksın? Bize neyin hesabını soracaksın? Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nın hesabını mı soracaksın? Kılıçdaroğlu, bize neyin hesabını soracaksın? Bu memlekette her gün 30-35 şehit ay yıldızlı tabutlarla gelirken bugün terör örgütü PKK'yı yurt içinde bitirdiğimizin hesabını mı soracaksın? Bize neyin hesabını soracaksın? Elin İsrail'de elimiz açmış. Ne olursun bizim insansız hava araçlarımızı tamir et derken bugün bizim mühendislerimizin ay yıldızlı damgasıyla o insansız hava araçlarının üzerine bu Türkiye'nin imalatıdır dediğin hesabını mı soracaksın? Bize neyin hesabını soracaksın? Amerika'da, Avrupa'da salgın döneminde hastanelerde, koridorlarda, hastanelerin dışında insanlar hastaneye alınmadan teker teker ölümleri beklenirken, o ülkenin yaşlıları ölüme terk edilmişken biz senin itiraz ettiğin, siz bunu yanlış yapıyorsunuz dediğin şehir hastanelerini Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığın hesabını mı soracaksın? Bize neyin hesabını soracaksın? Etrafımızdaki coğrafyada ateş çemberi varken o ateş çemberine Türkiye'yi düşürmeden huzurla, sükunla, birlikte, beraberlikle bu ülkeyi istikametinde bir şekilde götürmenin hesabını mı soracaksın? Bize neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? Sen hesabını birine soracaksan kime sor biliyor musun? Şehit ailesine,
küfredenlere yüreği yetiyorsa hesabını sor. Bize neyin hesabını soracaksın? Eğer yüreği yetiyorsa 10 büyükelçi Türkiye'yi tehdit etti. Hukukumuza, adaletimize, içişlerimize karıştı. Gıkın çıkmadı, gıkın. Gıkın çıkmadı. Çünkü seni kasetle getirenler sana, eğer onlara gıkın çıkarsa esas hesaba seni çekerler diye korkuyorsun. Neymiş? 2023 yılı seçimini kazanacakmış. Biga sen ne diyorsun? Ben gördüğüm Türkiye'yi söyleyeyim. Geçen hafta Batman'da 10 binleri, şurada şu muazzam topluluğu, şurada şu muazzam heyecanı, şu inanmış topluluğu, Türkiye'nin her tarafında tam 19 yıldır bu ülkenin her santimetre karesine hizmet eden Tayyip Erdoğan sevgisinden ilham alarak burada size söylüyorum. Ey Kılıçdaroğlu, Biga Meydanı ne diyor biliyor musun? 2023 yılında seçimin akşamı evinde partinin merkezine gidecek. Yüzün olmayacak, yüzün. Yüzün olmayacak. Çünkü biz sadece Türkiye'de iktidar olmanın ve sadece Türkiye'de milletimize barajlardan yollara kadar 81 vilayetimizde üniversitelerden, ifade etmem gerekir ki, hastanelere kadar, havalimanlarına kadar bir hizmetkarlığı ortaya koymuyoruz sadece. Biz bir iddianın peşindeyiz. Etrafımızdaki coğrafyayı ateş çemberine çevirenlere karşı bir iddianın peşindeyiz. Yıllardan beri vesayetle ülkemizi idare etmeye çalışıp da siz kimsiniz ki bu ülkeyi idare edeceksiniz deyip bize parmak sallayanlara karşı bir iddianın peşindeyiz. Bizim kılık kıyafetimize, bizim inancımıza, bizim değerlerimize karışıp bizi küçük düşürmeye çalışanlara, bize Amerika'dan ve Avrupa'dan parmak sallayanlara karşı bir iddianın, bir idealin peşindeyiz. Biz sadece iktidar olmak için bir mücadele yapan bir anlayışın temsilcileri değiliz. Bizim iddiamız farklıdır. Biz, evet, bu coğrafyanın bütün değerlerini, bu coğrafyanın bütün zenginliklerini, bu coğrafyanın bize bırakılmış bütün emanetlerini burada Biga Meydanı'nda söylüyorum. Dünyaya nakşetmekle mükellefiz. Dünyayı anlatmakla mükellefiz. Ve benim ülkemi ve benim milletimi dünyanın, dünyaya sözü hüküm olarak geçen bir millet haline getirme iddiasının sahibiyiz. Hiç merak etmeyin. Bugün Türkiye'de terörün nasıl kökü kazınmışsa bilesiniz ki Orta Doğu'ya da barışı biz getireceğiz. Bilesiniz ki Balkanların yüzünde biz güldüreceğiz. Bilesiniz ki Orta Asya'nın, Kafkasya'nın yüzünü de biz güldüreceğiz. Bilesiniz ki dünyaya huzuru da biz getireceğiz Allah'ın izniyle. Ecdadımız gibi getireceğiz. Hep kıymetli Cumhurbaşkanımızı, Recep Tayyip Erdoğan'ı 21. asrın başından itibaren desteklediniz. Hiçbir zaman sırtınızı dönmediniz. Ona ne zaman saldırmışlarsa siz ona zırh oldunuz, sahip çıktınız. Şimdi Biga, sizlere söylüyorum, bizim hedefimiz sadece 2023 değil, çocuklarımıza güçlü bir gelecek bırakmak, gelecek nesillerimizin önündeki engelleri kaldırmak ve onların bütün dünyaya bizden daha hür, bizden daha özgür, bizden daha zengin, bizden daha güçlü bir Türkiye ile adım atabilmelerini temin edebilmektir. Onun için Biga, buna hazır mıyız? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde
21. yüzyılın sadece 25 yılını değil, 21. yüzyılın sadece 50 yılını değil, 21. yüzyılın evet 100 yılını bir Türk yüzyılı haline getirmeye hazır mıyız? Allah sizden razı olsun. Allah bizi sizlere mahcup etmesin inşallah. Ve son cümlelerimi de şöyle söylemek istiyorum. Çünkü çok kıymetli büyüklerim var. Sayın Cumhurbaşkanımızın gelişine yaklaştı. Onlar da sizle beraber olacaklar. Biz sadece buralarda çıkarken size sözlerimizi ifade etmiyoruz. Allah şahittir. Biz inanan bir milletiz. Biz Müslümanız. Biz bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu bilenlerdeniz. Sözümüzün ne olduğunu, nereye gittiğini bilenlerdeniz. Huzurunuza çıkarken önünüze saygıyla eğilmenin aslında ne demek olduğunu bilenlerdeniz. Burada hanımefendiler ve beyefendiler, şunu söylemek istiyorum. Kim saldırırsa saldırsın. Kim hangi iftirayı atarsa atsın. Kim bu ülkenin ötesinde Afrin'e gitmemizi, İdlib'de olmamızı, Kerablus'ta olmamızı, Azez'de olmamızı, orada tezkereye karşı çıkarak Türkiye'nin terörü bitirmesini engellemek için kimin emrine girerse girsin, biz buraya çıkmamızın ve size söz söylememizin bir tek sebebi var. Altını çizerek söylüyorum. Biz buraya çıkarak milletimize namus sözü veriyoruz. Sözümüz namus sözüdür. 21. yüzyılın parlayan ülkesi Türkiye olacaktır. Güçlü ülkesi Türkiye olacaktır. Zengin ülkesi Türkiye olacaktır. Çünkü biga yapacak çok işimiz var. Var mı? Herhalde Kılıçdaroğlu'na bakıp da işlerimizi yarım bırakacak halimiz yok değil mi? Biz size gurur duyuyoruz. Biga, Çanakkale, kahraman şehrin kahraman evlatları, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın 20. yüzyıla imzasını atan şu güzel insanlar, bir, milletimizin yapacak çok işi var. İki, Cumhur İttifakı'nın yapacak çok işi var. Üç, AK Parti'nin yapacak çok işi var. Dört, Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacak çok işi var. Bu vesileyle şu muazzam tablonun önünde hürmetlerimi, saygılarımı ve minnetlerimi iletiyor. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Şöyle tüm bayrakları görebilir miyiz lütfen biga? Bütün bayrakları görmek istiyoruz. Birazdan birlik ve beraberliğimizin teminatı Cumhurbaşkanımız bizlerle birlikte olacak. Ama onun öncesinde şimdi konuşmalarını yapmak üzere seçilmiş son başbakanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanımız, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz, İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Başbakanım. Gençler, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Ak kadınlar, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biga'nın, Çanakkale'nin saygıdeğer güzel insanları, hepinizi bu güzel günde sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.
hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Evet, bugün Çanakkale tarihi bir gün yaşıyor, tarihi bir gün. Çanakkale geçilmez diye destanlar yazan ecdadımızın hayallerini gerçeğe dönüştürecek son adımı atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Çanakkale Köprüsü'nün son civatasını sıkıyor ve iki kıtayı, Anadolu'yla Avrupa'yı birleştiren tarihi köprünün tamamlanmasına şahit oluyoruz. Değerli kardeşlerim, evet, bu eserler çok önemli. Bu eserler lafla olmaz. Bugün dünya pandemiden kasıp kavruluyor. Yarım gramlık bir mikrop bütün dünyayı dize getirdi. İşte bu şartlar altında dahi evet Allah, biz dünyanın en büyük projelerinin gerçekleştiriyoruz. Bir bir Boğaz'ın, Çanakkale İstanbul Boğazı'nın 4. köprüsünü de açmak için gün sayıyoruz. Bugün sıkılan civatayla noktalı virgül kondu. Önümüzdeki 18 Mart 2022'de de inşallah Gelibolu Lapsek arasını dakikalar süresinde geçecek, 5-6 dakikada geçecek tarihi köprüyü açmış olacağız. Çanakkale'mize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bu köprü sıradan bir köprü değil. Bu köprünün birçok enleri var, yenilikleri var. Mesela köprü iki kulesi arasındaki mesafe 2023 metre. 2023 ne? Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Onun için öyle yaptık. Ayrıca 2023 metre de dünyada iki kulesi arasında açıklığı en fazla olan köprü. En büyüğü Çanakkale'ye de en büyük yaraşır. Türkiye'ye de en büyük yaraşır. Sevgili kardeşlerim, bununla bitmiyor. Her bir direk, her bir kulenin boyu deniz seviyesinden 318 metre. Bu da dünyada bir ilk. Dünyanın en yükseği. 318 ne? 3 Mart ayı. 18, 18 Mart. 18 Mart'ın ne olduğunu sadece biz değil, bütün dünya biliyor. 7 düveli Çanakkale'de dize getirdiğimiz zaferin tarihidir, adıdır. Onun için o tarihi köprüde yaşatmaya karar verdik ve bu şekilde başladık. Evet, Çanakkale geçilmez dedi ecdat. Fedai can yaptı, şehitler verdik ama bir karış toprağımızı vermedik. Dur yolcu, bilmeden bastığım bu topraklar bir tarih, bir tarihin geçtiği yerdir diyor şair. Evet, sevgili kardeşlerim,
Eyvallah. Sizler bizim başımızın tacısınız. Biliyorum hasretle reisimizi bekliyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyorsunuz. Ama o gelinceye kadar da sizlerle biraz sohbet etmek istedik. Değerli kardeşlerim, inşallah bu köprü yapıldığında artık Marmara civarında yaşayan 20 milyon vatandaşımız birbiriyle çok daha kısa zamanda buluşacak. Düşünün, deniz var, lodos var, poyraz var, sis var, hiç fark etmez. Her şartta geçmek mümkün olacak. Her hava şartında geçmek mümkün olacak. Biz Çanakkale geçilmez deyince düşmana geçilmez dedik ve geçirmedik. Ama Çanakkale her şekilde denizden de havadan da karadan da evelallah iktidarımız döneminde geçilir hale geldi. Çünkü biz sizleri seviyoruz. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışıyla çalışıyoruz. Helal olsun başkanım. Helal olsun. Temelini 3 yıl önce yine bir 18 Mart tarihinde attık. Normalde 5 yıl sürecekti. Ama 1 yıl önce bitiriyoruz. Bu da bir rekordur. Bu da bir dünya rekorudur. Böylesine bir projeyi 4 yıldan az bir zamanda bitirmek ancak ve ancak Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibine yakışır. Ancak onlar başarır. 100 yıllık hayaldi. Şimdi gerçek oldu. Bugün dünyada 10 tane büyük proje var. 10 projenin 7'sini Türkiye yapıyor. Türkiye deyip geçmeyelim. Nasıl bir ülke olduğumuzu, nasıl bir millet olduğumuzu anlamak için doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkeyi bir baştan bir başa seyahat etmemiz yeterli. Değerli kardeşlerim, yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi batıdan doğuya, doğudan batıya, kuzeyden güneye birbiriyle yaklaştırdık, yakınlaştırdık. Ve dedik ki bir şeyi yapmayacağız. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz dedik ve terör örgütlerine, bölücü PKK'ya, FETÖ terör örgütüne göz açtırmadık. Geldiler, geziyle geldiler. 17-25 Aralık'la geldiler. Olmadı, 15 Temmuz'da geldiler. 15 Temmuz'da ay yıldızlı bayraklarla liderinin çağrısına uyan Çanakkale geçilmez dedi FETÖ'cülere, terör örgütlerine, alçaklara o geceyi zindan ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, o 15 Temmuz gecesinde darbe kalkışmasında hayatını bayrak için, ezan için seve seve veren bütün kardeşlerimize, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve gazilerimize hayırlı
uzun ömürler diliyoruz. Değerli kardeşlerim, evet, Çanakkale, Çanakkale 20 yıl önce ne denizden geçilebiliyordu, ne karayolundan gidilebiliyordu, ne de havalanı çalışıyordu. Çanakkale'yi geçilmez derken geçmiş iktidarlar işi yanlış anlamışlar. Çanakkale'nin düşmana karşı geçilmez olduğunu unutmuşlar ve hizmetlerde de Çanakkale'yi ihmal etmişler. Geldik Bandırma'dan Bursa'ya ve bölünmüş yollarımızı Biga'dan ta Çanakkale'ye tamamladık. Çan yolunu yaptık. Ezine'den, Kaz Dağları'ndan Ayvalık'a inen yolumuzu yaptık. Gelibolu'dan Havza'ya, Evrişe'ye ve daha birçok yere bölünmüş yolları donattık. Son olarak da Çanakkale Köprüsü ile işi taşlandırdık. Çanakkale için, Çanakkale için özel kanun çıkardık değerli kardeşlerim. Deniz taşımacılığı için, yani adalara, Gökçeada'ya, Bozcaada'ya gideceklere orada taşımacılık yapılması için ucuz mazot veren özel kanun çıkardık ve GES taşı kurduk. GES taşa feribotlar aldık ve artık deniz taşımacılığı da sürekli yapılır hale geldi. Çanakkale Havalimanı'nı büyüttük. Yeni terminalini yaptık ve Çanakkale'yi hava yoluyla da erişilir, ulaşılır hale getirdik. Değerli kardeşlerim, bütün bunlar önemli. Her şey insan için. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin dedik. Bu anlayışla çalıştık. Ama bütün bunlardan daha önemli yapmamız gereken işler var. Görüyorsunuz, etrafımızda bir şer kuşağı var. Güneyimizde bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu görüyorsunuz. İşte bizim de ahdimiz, bizim de kararlılığımız onları yerle yeksan etmek, terörün bütün kalıntılarını sadece kendi topraklarımızda değil, hudutlarımızın dışında da tamamen yok etmektir. Bu bölge için, bu ülke için plan yapanlar şunu aklından çıkarmasın. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye emperyal hedeflerin hedeflerine ulaşacağı bir ülke değil. Çünkü bu ülkenin sevdalısı var. Bu ülkenin reisi var. Bu ülkenin Recep Tayyip Erdoğan gibi bir değeri var kardeşlerim. Onun için hep bir olacağız. Beraber olacağız. İr olacağız. Dir olacağız. Birlikte Türkiye olacağız diyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı göklerde daha da yukarılara çıkaracağız. Ezanlarımızı dindirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Kardeşliğimizi çok daha kuvvetlendireceğiz. Birbirimizi düşmanlara inat daha çok seveceğiz. Daha çok birbirimizi anlayacağız. Elbette ki hepimizin farklılıkları var. Hiçbirimizin göz rengi aynı değil, saç rengi aynı değil, ten rengimiz farklı olabilir. Ama unutmayalım, değerli kardeşlerim, gözlerimizden düşen damlaların rengi hep aynıdır. Onun için hep beraber olacağız ve ülkemizin muasır medeniyetlere
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş değerlere ulaşması için canla başla çalışacağız. İşte 19 yıldır bunu yapıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, liderimiz, Cumhurbaşkanımız gece demeden, gündüz demeden bütün ekibiyle beraber yurdun her köşesinde, bir yandan da sadece Türkiye'de değil, ülkemizin dışında da ülkemize karşı kurulan her türlü planı, her türlü tezgahı etkisiz hale getirmek için var gücüyle çalışıyor. Coğrafya kaderdir değerli kardeşlerim. İbn Haldun büyük düşünür böyle diyor. Coğrafya kaderdir. Bu coğrafya da bizim kaderimizdir. Bu coğrafyada ayakta kalmak, bu coğrafyada var olmak elbette kolay değildir. Bunun bir bedeli vardır. Bu bedeli ecdadımız ödemiştir. Çanakkale'de ödemiştir. Sarıkamış'ta ödemiştir. Galicia'da ödemiştir. Sakarya'da ödemiştir. 15 Temmuz'da ödemiştir. Bundan sonra da ödemeye devam edeceğiz. Ülkemize gözümüz gibi sahip çıkacağız. Kem gözlere, düşmanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Evet değerli kardeşlerim, zaman yaklaşıyor. Heyecanınızı anlıyorum ama şunu bilmenizi istiyorum. Eyvallah, başım gözüm üstüne. Allah sizlerden razı olsun. Allah muhabbetimizi daim eylesin. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim ülkemizi, milletimizi daha güzel günlere ulaşmasını nasip eylesin. Bunun için her şeyimiz var. Heveslenenler var. Ağızları sulananlar var. İktidar olmak isteyenler var. Elbette iktidar olmak isteyebilirsiniz. Ama vatandaş, Bigalılar size sorar. AK Parti'nin yaptıklarının üzerine ne yapacaksınız? 28 bin kilometre bölünmüş yol yaptılar. Diyecek misiniz? Biz bunun üzerine 30 bin kilometre daha yapacağız. Hiç duydunuz mu bunları? Hiçbir vaatlerini gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü böyle bir kabiliyetleri yok. 56 havalimanını 90'a çıkaracağız diyebilirler mi? Böyle bir şey duydunuz mu? 445 bin kilometre fiber hattını, hızlı internet, akıl yollarını 800 bin kilometreye çıkaracağız diyebiliyorlar mı? Bunlarınki sadece laf. Laf üstüne laf. Biz laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir iktidar olduk. Köprülerle boğazlarımızı denizlerimize açtık. Viyadüklerle vadilerimizi birleştirdik. Tünellerle dağları deldik. Ferhat olduk. Şirin'e ulaşmak için, milletimize ulaşmak için gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık. Bugünlere geldik. Şimdi sizlere soruyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? 2023'te bunlara yeni bir ders vermeye var mısınız? Var mısınız ak kadınlar? Var mısınız? 2023'te destan yazacak mıyız?
Evet değerli kardeşlerim, beyefendiler, sevgili gençler, 2023'te tekrar Cumhurbaşkanımızı Çan'dan, Biga'dan, Çanakkale'den rekor oyla seçecek miyiz? Var mıyız? Var mıyız? Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Evet, beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi söylediğin tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Çanakkale'yi hatırlatıyor. Çan'ı hatırlatıyor. Çan'ın, Çanakkale'nin güzel insanlarını hatırlatıyor diyor. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun değerli kardeşler. Yolları bölüp gönülleri, sevenleri birleştiren Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a konuşma hali için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, birazdan Cumhurbaşkanımız bizlerle birlikte olacak. Tüm bayrakları görebilir miyiz lütfen yeniden Çanakkale? Muhteşem görünüyorsun Çanakkale. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz başkanım. Kahramanlık destanı yazan Biga'nın, Çanakkale'nin kahraman, yiğit, mert, cömert, güzel insanları. Hepinizi yürekten selamlıyorum. Hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Şair ne güzel söylüyor. Yer üstün yiğit otağı, yer altın şehit yatağı, yere düşürmez bayrağı, geçilmezsin Çanakkale. Sefer senin, zafer senin, bu gök, bu denizler senin, kaleden sağlam bedenin. Geçilmez Çanakkale. Evet, Çanakkale geçilmez. Bunu Çanakkale de biliyor, bütün Türkiye biliyor ama bütün dünya bunu böyle biliyor. Türkiye tek yumruk oldu. Çanakkale tek yumruk oldu. 100 yıl önce bir ders verdi. Geçilmez Çanakkale diye. Ve 100 yıl sonra biraz önce genel başkan vekilimiz de söylediler. Geçilmez olan düşmana karşıydı. Dosta ve vatandaşına, sizlere, milletimize geçilir kılan Çanakkale Köprüsü'yle iki yakayı bir kez daha bir araya getirdik. Kim getirdi? Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, vizyonu ve dimdik duruşu. Köprü deyip geçmeyelim. Köprü sadece üzerinden geçilen bir araç değil. Sevgilileri buluşturan, iki yakayı bir araya getiren, aslında üzerinden geçilen değil, her ikisini birlikte buluşturup daha güçlü yapan, bir ve beraber kılan bir şeydir. Recep Tayyip Erdoğan dün gördünüz, başka bir tarih yazdı. Bugün son vidasını sıkıyordu ya. Bugün buradaki kalabalık sadece sayılardan ibaret değil. Milletimizin sesi, milletimizin muhalefete karşı sadece Kılıçdaroğlu'na değil, onun
milletine küfreden diğer ortakları da dahil, kendileri de dahil, tüm ortaklarına birlikte tek bir ses daha söylüyor. 100 yıl sonra başka şeylere niyetlenen varsa, ey muhalefet, senin de son vidanı sıkarız. Senin de son vidanı sıkarız. Geçilmez deriz. Geçemezsiniz. Nereden geçemezsiniz? Bu millete, bu milleti tehdit ederek iktidara yürüyemezsiniz. Bu milletin hayalleriyle oynayarak bu millet hakkında ve bu ülkenin geleceğiyle ilgili milletin dışında hayaller kuramazsınız. Kurdurmazlar. Biga, Çanakkale, Bigalı, Çanakkale'li size bu hayalleri kurdurmaz. Cumhurbaşkanımız, evet geldiler. Kılıçdaroğlu'na şunu söylemek lazım. 100 yıl önce geçilmez denilen Çanakkale'den 100 yıl sonra yine Türkiye'nin sınırları asla ve asla geçilemez diyen ve onun için orada olan Mehmetçiğimize tekrardan orada bulunmasını sağlayacak tezkereye hayır diyen CHP'ye geçilir mi diyeceksiniz? Biga, Çanakkale, gereken dersi verecek misiniz? 2023'te gereken dersi verecek misiniz? Biz her zaman şunu söyledik. Cumhurbaşkanımız bunu söylemiştir. Milletimizin refah seviyesini bütün uluslararası camianın da üzerine çıkaracağız. Dünyanın her neresinde olursa olsun, her ne varsa benim gencim, benim evladım, benim kardeşim, benim kız kardeşim aynı şeyleri burada sahip olacak. Onun için yatırım dedik. Onun için istihdam dedik. Onun için üretim dedik ve onun için ihracat dedik. İşte Çanakkale Köprüsü de bu yatırımın, bu üretimin, bu istihdamın ve inşallah da bu ihracata sebebiyet verecek o yatırımlardan bir tanesidir. Bununla da bitmeyecek zaten. Dünya lideri olduğunu dün ifade ettik. Yassı ada diye anılan ama bugün demokrasi ve özgürlükler adası olan orada bütün Türk dünyasını tek ses olarak bir araya getiren Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine şahit olduk mu? Şahit oldunuz mu? Peki bir an için şöyle bir Kılıçdaroğlu'nun orada olduğunu düşünün. Düşünemezsiniz ki, kendileri de düşünemiyor zaten. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir saygıyı görmesi, görebilmesi mümkün mü? Roma'da gördünüz. Cumhurbaşkanımızın dimdik duruşuna orada da şahit oldunuz değil mi? O günden beri kıskançlıklarından çatlıyorlar. Ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin, Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüyüşünü, milletiyle birlikte dimdik yürüyüşünü durduramazsınız. Bunu Biga'dan, Bigalı'yla, Çanakkale'liyle birlikte bir kez daha sesleniyoruz. Buradan Türkiye'ye sesleniyoruz. Buradan muhalefete sesleniyoruz. Buradan dünyaya sesleniyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüyüşünü durduramazsınız. Türkiye'nin yükselişini durduramazsınız. Durdunuz, duydunuz değil mi? İHA'lar ve SİHA'lar savunma sanayindeki gelişmenin önünü kesemeyince, niye kesemediler? Çünkü bizim öz be öz kendi mühendislerimiz, kendi iş insanımız yerli ve milli yaptığı için, inandığı için, gövdesini taşın altına koyduğu için kesemediler. Ne dediler?
acaba satışlarını mı yasaklasa? Sizce yasaklayabilirler mi? Sizce Türkiye'nin yürüyüşünü durdurabilirler mi? İşte inşallah Türk dünyasıyla birlikte de bu yürüyüşümüz çok daha güçlenecek. Peki yürüyüşümüz nereye? Yürüyüşümüz 2023'e. Yürüyüşümüz 2053'e. Yürüyüşümüz 2071'e. Kızıl elmaya inşallah. Hep birlikte, hep beraber AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak hiç kimse bizi durduramayacak. Ekonomik olarak da durduramayacaklar. Yatırımlarımızı da durduramayacaklar. Üretimimizi de durduramayacaklar. Gelişmemizi de durduramayacaklar. Kıskanabilirler. Kıskansınlar. Biz hep birlikte yürüyüşümüze devam edeceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımız geldiler. Ve biz de biliyoruz ki siz de Cumhurbaşkanımızla buluşmak için o aşkla, o heyecanla saatlerdir buradasınız. Zerre kadar heyecanınızda bir eksilme olmaksızın. İnşallah buluşma vakti geldi. Sözü sahibine bırakıyoruz. Sizleri Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımızı da sizlere emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Yüreğinize sağlık. Biga, Çanakkale. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Evet, vakit tamam, hazır mıyız Çanakkale? O geliyor. O geliyor. Milletimizle aynı dili konuşan lider geliyor. Mazlumu umut, zalime korku, ülkesine güç, milletine hizmetkar, vatanına aşık lider geliyor. Yürüdüğün yolda biz de varız. Seni asla yalnız bırakmayız. Sen bize, biz sana sevdalıyız. Milletine sevdalı Recep Tayyip Erdoğan. Ülkesine sevdalı Recep Tayyip Erdoğan. İşte millet, işte milletine sevdalı. Ardından yol vermekten onur ve gurur duyduğumuz lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Çanakkale'nin saygıdeğer güzel insanları, sevgili Bigalılar, değerli kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah bugün Çanakkale bir başka, Biga bir başka ve bu coşkunuzu, bu birlikteliğinizi Rabbim daim kılsın. Ballıkaya'nın eteklerinde, Kocabaş Çayı'nın çevresinde kurulan Biga, kadim tarihlerden beri Büyük İskender'den Birinci Murat'a kadar tüm fatihlerin gözdesi olmuştur. Koynunda misafir ettiği Gelibolu Fatihi Gazi Süleyman Paşa'yla, Fatih Sultan Mehmet Han'ın yadigarı Ulu Camisi'yle, Çanakkale'deki kahramanlarımıza ev sahipliği yapan Hamdi Bey şehitliğiyle, Seddülbahir'de gösterdiği kahramanlıkla
Çanakkale Savaşı'nın en önemli sembollerinden biri haline gelen Mehmet Çavuş'uyla, diğer tüm değerleriyle Biga'nın tarihimizle birlikte gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır. Hele hele siyasi hayatımda Biga bir başkadır. Biga'nın meydanında buraya ilk geldiğimde karşımda sadece bir 10 kişi vardı. Ve hamdolsun bir Vehbi abimiz de rahmetli burada onunla yola çıkmıştık. Bir mali müşavir Rıdvan kardeşimle birlikteydik ve sayı 10 kişi. Ama şimdi hamdolsun 10 binler var. Nereden nere? Sağ olasınız. Osmanlı döneminde Rumeli ve Batı Anadolu'ya giden tüm kuvvetler Biga'da toplanıp buradan yola çıkardı. Tıpkı bugünkü gibi. Şimdi buradan yolculuğa çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Donanmanın seferlerine katılan birliklerin toplanma yeri de Biga'ydı. İşte bunun için Biga eskiden beri önemli ve stratejik bir yerleşim merkezi olarak bölgesine ve ülkesine hizmet etmiştir. Biz de Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesini yerleştirme töreni vesilesiyle yaptığımız ziyareti Biga'daki bu güzel buluşmayla taçlandırmak istedik. Biga'dan Çanakkale'deki, Ayvacık'taki, Bayramiş'teki, Bozcaada'daki, Çan'daki, Eceabat'taki, Ezine'deki, Gelibolu'daki, Gökçeada'daki, Lapseki'deki, Yenice'deki kardeşlerimize de selamlarımı gönderiyorum. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Kocabaş çayının kenarında yetiştirdikleri mandalardan elde ettikleri derilerle, İrfan Usta başta olmak üzere sanatkarlarının yaptığı kisvetlerin ünü ülkemiz sınırlarını bile aşan Bigalı kardeşlerimin yiğitliğini anlatmaya gerek duymuyorum. Bölgemizin ve ülkemizin bu güzel beldesini, şehrini her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Özel sektörümüzün bu bölgede yaptığı yatırımları da destekliyoruz. Bugün burada il genelinde tamamladığımız eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını yaparak inşallah Çanakkale'nin aydınlık geleceğine yeni bir kapı aralıyoruz. Açılışını yapacağımız eserler arasında eğitimde Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bayramiç İmam Hatip Lisesi'nin yurt ve spor salonu ile üniversitemizin uygulamalı bilimler fakültesi, diş hekimliği fakültesi uygulama merkezi, kız öğrenci yurdu ve Biga Meslek Yüksek Okulu da bulunuyor. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte biz eserlerle konuşuyoruz. Sağlıkta Çan Devlet Hastanemizi, Gökçeada ve Ezine ilçeleriyle Esenler ve Cevat Paşa mahallelerindeki
aile ve toplum sağlığı merkezlerini bugün resmen hizmete açıyoruz. Şehrimizin sembollerinden biri haline gelen 72 milyon lira yatırım bedeli olan Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi'nin açılışını yapıyoruz. Kıyı emniyetimize 124 milyon liralık yatırımla kazandırdığımız 2 adet 90 tonluk römörkör ile 3 adet kılavuz hizmet botunu resmen bugün hizmete veriyoruz. Enerjide şehrimizin pek çok yerine daha kaliteli hizmet verilmesini sağlayacak altyapı yatırımlarını resmen hizmete açıyoruz. Ayvacık ve Ezine ilçelerimizde 151 milyon liralık yatırımla inşası tamamlanan 239 afet konutu ile altyapı tesislerinin açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Ezine Bayramiç yolunu, Çan Pazar Köprüsü'nü, Ezine Kültür Merkezi'ni, Biga Ticaret Borsası'nı, Gümüşçay Fatih Rüştü Zorlu Stadı'nı, çeşitli restorasyon çalışmalarını, Yenice doğalgaz hattını da hizmete açıyoruz. Kurumlarımıza ait hizmet binaları ile tamamlanan diğer eserlerin de resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Toplam 777 milyon liralık yatırım bedeli olan 35 adet yatırım projesinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerimizi Çanakkale'mize kazandıran bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, millet olarak 19. yüzyılın ilk çeyreğinde çok büyük kayıplar vermenin yanında çok önemli zaferler de kazandık. Balkanların, Kuzey Afrika'nın, Irak ve Suriye'nin elimizden çıkışını, hatta Anadolu topraklarının kıyısından, köşesinden işgaline şahitlik ettik. Bunun yanında Çanakkale'de, Kutul Amare'de, Köprüköy'de kazanılan destansız zaferler de bulunuyor. Hepsinden önemlisi, milli mücadelemizi başarıyla sonuçlandırdık. Bunların içinde Çanakkale Savaşı, milli mücadelenin ve son devletimiz Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolun adeta ön sözü olması bakımından önemlidir. Ortasından deniz geçen iki şehrimizden biri olan Çanakkale'de kazandığımız zaferi Mehmet Akif şöyle anlatıyor. Ah, o 20. asır yok mu? O mahluk asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Evet, Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız her hadise karşımızdakilerin maskelerini tekrar tekrar yırtan mahiyete de sahiptir. Üzerimize gelen hayasız akınlar hala durmadı. Durmayacak da görünüyor. Biraz sonra gideceğimiz Troya'nın sembolü olduğu binlerce yıllık mücadele hala bitmemiştir. Buralardaki 700 yıla yaklaşan varlığımızı kabullenemeyenlerin bizi boğazın her iki yakasından kazıyıp atma emelleri hala sona ermemiştir. Bir asır önce tüm güçleriyle Çanakkale'ye dayananların işlerindeki heves hala sönmemiştir. Anadolu'nun bin yıllık vatanımız olmasını hazmedemeyenlerin milletimize olan koyu kinleri hala dinmemiştir. Ama hamdolsun
Bizim mücadele azmimiz dipdiridir. Bu ülke ve bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zamanda ve yerde zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz. Mehmetçik ifadesine ismini veren Bigalı Mehmet Çavuş'un Seddül Bahir'i işgal etmek üzere gelen düşman gücü karşısında gösterdiği kahramanlığı unutmadık. Mehmet Çavuş Seddül Bahir'de silahıyla, küreğiyle, yerde bulduğu taşla velhasıl eline ne geçerse onunla düşmanı durdurmuş ve ağır zayiatlar verdirerek geri çekilmeye mecbur bırakmıştı. Savaş bittikten sonra kendisine teklif edilen maddi yardımları, bak ne diyor Mehmet Çavuş, ben para için değil vatanım için savaştım. Ve reddediyor Mehmet Çavuş. Bu asaletiyle de tarihe ismini yazdırıyor. Bir başka Çanakkale kahramanı Ezineli Yahya Çavuş'un bir avuç askeriyle 3000 kişilik İngiliz birliğinin karaya çıkışını uzunca bir süre engellemesi de savaşın gidişatını değiştiren hadiseler arasındadır. Mehmet Çavuş'un, Yahya Çavuş'un ve diğer Çanakkale kahramanlarının ahvadı olan milletimiz de 15 Temmuz'da tankları, uçakları, ateş kusan namluları çıplak eliyle durdurarak bir kez daha istiklaline sahip çıkmıştır. Terörle mücadelede, sınır ötesi harekatlarda destan yazan askerlerimizin, jandarmalarımızın, polislerimizin, güvenlik korucularımızın kahramanlık hikayeleri nesilden nesile aktarılacak şeref beratları olarak hafızalara kazınmıştır. Ülkemizi eğitimde, sağlıkta, adalette, güvenlikte, sanayide, tarımda, enerjide, velhasıl her alanda güçlendirmenin mücadelesini verirken işte bu şanlı tarihimizden, işte bu şanlı kahramanlarımızdan güç alıyoruz. Tek gayemiz, alın terleriyle sulayarak ve kanlarıyla yoğurarak bize bu toprakları vatan haline getiren ecdada layık olabilmektir. Ne diyor? Toprakları özellikle vatan için attıkları adımla, kanlarıyla sulayarak ne haline getirdiler? Vatan haline getirdiler. Çünkü bir toprağın, bir arazinin kardeşlerim vatan olması kanlarla onun sulanmasıdır. Onunla yoğrulmasıdır. Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma mücadelesini verirken sadece Allah'ın yardımına ve milletimizin desteğine güvendik. Biz size güveniyoruz. Şimdi hazır mısınız bakalım? Tek millet, çok daha coşkulu, Çanakkale'yi inletelim. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim,
milletimizin değerlerine savaş açan vesayetçilerle, milli iradeyi hiçe sayan darbecilerle, terör örgütlerini kullanarak sınırlarımıza dayanan güçlerle ve içimizdeki gafillerle mücadelemizi hep bu anlayışla yürüttük. Kardeşlerim, biz sizi seviyoruz. Biz sizi Allah için seviyoruz. Ve değerli kardeşlerim, ana muhalefet, yavru muhalefet ne diyorlar? Bize Kanal İstanbul'u yaptırmayacaklarmış. Ve ne diyorlar? Sakın ha, Kanal İstanbul için gelmeyin. Bunu büyükelçilere de söylüyorlar. Ya siz ne kadar zavallısınız ya. Ya sizin zaten bu ülkede dikili bir ağacınız yok. Bunlar devlet yönetmekten de bir haber. Devlet yönetiminde süreklilik esastır. Dün CHP vardı, arkasından başkaları geldi. Onlar aynı şeyi söylemediler. Zaten yine bir şey yapmamışlardı ya. Ama onların bırakıp gittiği yerden onlar devam etti. Biz geldik. Biz bunlar gibi mi yaptık? Yok. Tam aksine biz devraldığımız yerden hamdolsun ülkemizi süratle kalkındırmanın gayreti içerisine girdik. Dik durmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, şu 2001'den itibaren aldığımız Türkiye'yi bakın. 19 senede nerelere getirdik değil mi? Şimdi inşallah 2022'nin 18 Mart'ına ulaşmadan Çanakkale Köprüsü'nü açacağız. Bugün son tabliyenin vidalarını sıktık. Biz buyuz. Biz buyuz. Bay Kemal, senin bu işlere kudretin yetmez. Senden bir şey de olmaz. Çünkü senin hizmet diye bir derdin yok. Ama bizim bu millete olan aşkımız, hizmet anlayışımızı ne yapıyor? Körüklüyor. Düşünün, şu anda öyle zamanlar oldu ki hava dalgalı. Karşıdan karşıya geçmek adeta mümkün değil. Bazen feriler çalışmaz. Öyle mi? Ama şimdi 6 dakikada bu köprüden karşıdan karşıya geçeceğiz. Modern olmak budur. Medeni olmak budur. Lafla olmuyor bu. İşte biz şimdi bu adımı attık. Eyvallah. Ama utanmadan, sıkılmadan da sonra bu köprüyü kullanırlar. Velhasıl kullansınlar. Zaten biz, bize hakaret edene de, etmeyene de bu hizmetleri veriyoruz. Neden? Çünkü güzel bir kelam. At denize, balık bilmezse Halik bilir. Kardeşlerim, Türkiye'nin yeni yatırımlarla, yeni projelerle, yeni eser ve hizmetlerle büyümesini, gelişmesini, yabancıların istememesini elbette anlarız. Milletimizin bu topraklardaki varlığına tahammül edemeyenlerin büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin karşısında olmaları da gayet doğaldır. Ama bu ülkenin ekmeğini yiyenlerin, suyunu içenlerin,
havasını soluyanların tüm imkanlarından ziyadesiyle istifade edenlerin böyle davranmasını kabullenemeyiz. İşte az önce yine söyledim, söylüyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesinin yerleştirilme törenine katıldık. Vidaları sıktık. İnşallah bunların da vidalarını sıkacağız. Sizinle beraber sıkacağız. 2023'te sıkacağız Cumhur İttifakı olarak. Buna hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Cumhur İttifakı olarak bütün kapıları çalmaya hazır mıyız? Ve bu gayretle inşallah 2023'ün Haziran'ına hazır olun. Şimdi ikide bir kalkıyorlar. Şunu söyleyeyim. Erken seçim, erken seçim. Ya sizden bir şey olmaz. Siz sadece şurada ne zamandan beri erken seçim diyorsunuz. Ya yetişemediğiniz üzüme koruk diyorsunuz. Siz koruk üzümden anlarsınız. Ona devam edin. Biz olgunlaşmış üzümü yemeye devam ediyoruz. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli projeleri arasında yer alan bu köprünün yapılmasından gurur duymamak mümkün mü? Ama tıpkı Boğaz üzerine inşa ettiğimiz Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi, tıpkı İzmit Körfezi'ndeki Osman Gazi Köprüsü gibi, tıpkı ülkemizin dört bir yanına gerdanlık gibi dizdiğimiz diğer köprülerimiz, Marmara'yımız, Avrasya Tüneli'miz gibi. Ya denizin altından Marmara'yı biz geçirmedik mi? Avrasya Tüneli'ni biz geçirmedik mi? Ya biz iş yapıyoruz, iş. Bizim kardeşlerim, icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Hastanelerimiz, üniversitelerimiz, nice projelerimiz. Şehir hastanelerini zaten akıllara almıyor. Ve şehir hastanelerimiz hızla şu koronavirüs döneminde verdikleri hizmetle elhamdülillah büyük belalardan bizi kurtardılar. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yükselişini de içleri kan ağlayarak izleyenler var. Çanakkale'deki bu köprünün inşasını engelleyemediklerini görünce içlerindeki tüm kini ve nefreti nereye yönlendirdiler? Kanal İstanbul projesine yönlendirdiler. Üstelik sadece prensipte projeye karşı çıkmakla kalmıyorlar. Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş bir gayret içindeler. Açık söylüyorum, bu zihniyet sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve milletinin düşmanıdır. Gerçi bunların tüm geçmişleri aynı rezilliklerle doludur. Türkiye'nin herhangi bir yerinde hangi büyük yatırım gündeme gelmişse bunların hepsine de bunlar karşı çıktılar. Ülkemizde doğru söylüyorsun. Allah razı olsun. Bu CHP, bu İP, bunlar HDP, hep birlikte terör örgütü PKK'nın yandaşlarıdır. Bunlar onlarla beraber yol yürüyor. Biz de Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte yolumuza devam ediyoruz. Ve biz bu vatanı sevenlerle, bu milleti sevenlerle beraberiz. Ve yolumuza da böyle devam edeceğiz. Ülkemizde demokrasiyi geliştirme, hak ve özgürlükleri artırma konusunda hangi adım atılmışsa
bunlar hepsine de karşı çıkmıştır. Bakın dün, işte geçmişte bu CHP'lilerin yaptığı meşhur Yassıada vardı ya, o Yassıada'da bunlar merhum Adnan Menderes'in idam kararını vermediler. Bunlar Fatih Rüştü Zorlu'nun idam kararını vermediler mi? Bunlar Hasan Polatkan'ın idam kararını vermediler mi? İşte o adayı biz ne yaptık? Tamamıyla aldık. Orayı demokrasi ve özgürlükler adası yaptık. Dün de orada ilk defa uluslararası bir toplantıyı düzenledik. Kimleri davet ettik? Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve hepsiyle birlikte bir yeni üyemiz daha, o da Macaristan. Tabii Türkmenistan ve yedili bir toplantı yaptık. Uluslararası ilk toplantı. İnşallah bundan sonra da olacak. Sizi özellikle Hak, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etmeye davet ediyorum. Muhakkak gelin, görün, hayran olacaksınız. Seveceksiniz. Kardeşlerim, biz bunları yapıyoruz. Ve dün sabah başladık. Önce Cağaloğlu'nda Türk Konseyi'nin merkezinin açılışını yaptık. Türk Konseyi'ne tarihi Arif Paşa konağını hediye ettik. Sultan Abdülhamid'in türbesinin hemen karşı sokağında ve oradan çıktık, hemen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geçtik. Biz buyuz. Durmak yok. Durmak yok. Sınırlarımızın güvenliğini artırmak, sınır ötesinden kaynaklanan tehditleri engellemek için hangi harekat yapılmışsa bunlar hepsine de karşı çıktık. Akdeniz'de, Ege'de, Kuzey Afrika'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da ülkemizin menfaatlerini korumak için hangi mücadeleye girişilmişse bunlar hepsine de karşı çıkmıştır. Dünyada kendi ülkesindeki yatırımları engellemek için, kendini böylesine rezil, böylesine zelil, böylesine aşağılık duruma düşüren bir başka muhalefet örneği yoktur. Dün FETÖ'cü hainlerin MİT tırları kumpasıyla ülkemizi düşürmeye çalıştıkları durumla, bugün yatırımcıları tehdit ederek ülkemize verilmek istenen zarar aynı sinsi senaryonun farklı sahneleri. İşte buradan, Çanakkale'den, Biga'dan meydan okuyor. Bu mankurtlar da, onların iplerini ellerinde tutanlar da ne yaparlarsa yapsınlar, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar. Nasıl her alanda yüzlerce projeyi ülkemize kazandırmışsak, Allah'ın izniyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de tamamlıyoruz, tamamlayacağız. Karadeniz'deki doğalgazı da milletimizin hizmetine sunacağız. İnşallah Karadeniz'deki doğalgaz çıktığı andan itibaren vatandaşımızın menfaatini de burada ayrıca gözeteceğiz. Saksınız kapıları.
Türkiye'deki çıkarlarımızı da sonuna kadar koruyacağız. Kanal İstanbul'u da inşa edeceğiz. Sınırlarımızın ötesine kurduğumuz güvenlik hatlarını da birleştireceğiz. Bölgemizdeki ve dünyadaki mazlumların sesi olmayı da sürdüreceğiz. Önümüze kurulan tuzakları birer birer bozup dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da gireceğiz. Savunma sanayinin her alanında kendimizi ve dostlarımızı dışa bağımlılıktan da tamamen kurtaracağız. Varsın Türkiye düşmanları hasetlerinden çatlasın. Varsın Türkiye düşmanlarıyla kol kola girenler esip gürlesin. Varsın sözde Atatürkçü, sözde milliyetçi mankurtlar düştükleri çirkeflik çukurunda debelenip dursun. Biz ülkemizi hedeflerine ulaştırmak, milletimizi ve devletimizi güçlendirmek için her alanda çalışmayı sürdüreceğiz. Kardeşlerim, ülkelerine yaptıkları ihanetin ödülünü yabancıların sırtlarını sıvazlamalarıyla, terör örgütünden gelen davetlerle alanlardan bunun hesabını günü geldiğinde sandıkta milletimiz soracaktır. Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa da çıkamaz hale getirecektir. İşte şu anda bu şehitlerimize bu saygısızlığı yapanı, evet, şu anda dokunulmazlığını kaldırmak üzere meclise gönderdik. Muhalefet adı altında ülkesine ve değerlerine saldıranlara diyorum ki, eğer taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa, o yumrukları millete değil, gelin gücünüz yetiyorsa bize savurun. Siyaset ülkenin ve milletin çıkarlarının önünü tehditle, küfürle, yabancılara şikayetle kesmek değildir. Siyaset ülkenin ve milletin hayrına proje üretmektir. Eser ve hizmet inşa edebilmektir. Şehit yakınına ağza alınmayacak küfürlerle hakaret edenlerin, terör örgütünün takdirine ve davetine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa, ortada ya kirli bir pazarlık ya da gaflet sınırını aşan daha vahim bir sorun var demektir. Kaldı ki bu bir bayan olursa, bir bacı olursa, düşünün ya, sen bir partinin lideri olarak bayansın, bayan, mecliste o nasıl bir küfürdür? Ahlak yoksun. Nasıl sen böyle bir küfrü yaparsın ya? Bir kadın olarak, bir bayan olarak sen bunu nasıl söylersin? Tek dertleri var. Türkiye'deki muhalefeti destekleyerek Tayyip Erdoğan'dan kurtulacağız diyenlerin gazına geliyorlar. Halbuki bu ifade Suriye'de Türkiye sınırları boyunca bir terör koridoru kuracağız diye tamamlanıyor. Üstelik bunu söyleyenler sadece lafla kalmıyor. Sınırlarımız dibindeki terör örgütünü on binlerce ağır silahla, araçla, gereçle, cephaneyle donatıyor. On binlerce teröristi eğitiyor. Suriye'de eğitilen teröristler de onlara verilen silahlarla sınır şehirlerimize, askerlerimize, güvenlik güçlerimize saldırıyor. Bugün bölgemizde Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda attığı her hayırlı adımın karşısında aynı dış ve iç kirli ittifakı buluyoruz. Bu gerçekler ortadayken CHP'nin başındaki zat ikide bir çıkıp ne işimiz var Suriye'de diyebiliyor. Partisine
tezkereye hayır oyu verdirebiliyorsa bizim de çıkıp siz kimin adına konuşuyorsunuz, kimin adına hareket ediyorsunuz diye sorma hakkımız olur. Gazi Mustafa Kemal'in, ey Bay Kemal, Gazi Mustafa Kemal'in Libya'daki, Suriye'deki, Doğu şehirlerimizdeki, Balkanlardaki izlerini unutturmaya çalışıp bugün aynı mücadeleyi yürütenleri itham edenlerden cumhuriyetçi olmaz, Atatürkçü hiç olmaz. Ya diyebilir misin? Ey Gazi Mustafa Kemal, senin Trablus cephesinde ne işin var? Hadi söyle. Misak-ı Milli için diyebilir misin? Ne işiniz var Misak-ı Milli ile? Böyle. Doğru. Bunlar kasetle geldi. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma vasiyetine sahip çıkmayanlardan milliyetçi de olmaz, ulusalcı da olmaz, ülke sevdalısı da olmaz. İşte bunun için 2023 çok önemli diyoruz. Türkiye 2023 imtihanını başarıyla verdiğinde Allah'ın izniyle önünde duracak hiçbir güç kalmayacaktır. Biga'dan yükselen bu sesin dalga dalga tüm illerimizi, ilçelerimizi, mahallelerimizi, köylerimizi kuşatacağına yürekten inanıyorum. Seçim gününe kadar bir an bile durmadan bu gerçekleri herkese anlatacağız. Özellikle şu veya bu sebeple CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımızı, ülkemizin ve milletimizin hayrı için, hepimizin ortak geleceği için karşımızdaki fotoğrafı vicdanla, insafla, açık yüreklilikle değerlendirmeye davet edeceğiz. Eğer bu muhasebeyi yaptırırsak, akıl ve izan sahibi herkesin 2023 tercihini en doğru şekilde yapacağından şüphe duymuyorum. Yeter ki biz çalışalım. Yeter ki biz yapılanları ve yapılmakta olanları doğru şekilde anlatalım. Yeter ki biz gönüllere dokunalım. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Değerli kardeşlerim, karşınızda iktidara geldiğimizde ne söz vermişse hepsini de fazlasıyla yapmış bir siyasetçi olarak bulunuyorum. Hamdolsun bugüne kadar büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için milletimizle birlikte çok önemli kararlar aldık. Yatırımlar yaptık. Milletimiz için, milletimize hizmet için yorulmadan, usanmadan, gece gündüz demeden çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Bugün de milletimize ne diyorsak hepsini de yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim diğerlerinden en büyük farkımız bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerdir. Bu anlayışta Çanakkale'ye geçtiğimiz 19 yılda toplam 27 milyar liralık yatırım yaptık. Yani 27 trilyon. Eğitimde 1904 adet yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 7404 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarının da aralarında olduğu 34 tesisi şehrimize kazandırdık. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 1,3 milyar liralık kaynak kullandık. Sağlıkta 500 yataklı Çanakkale Devlet Hastanemizle birlikte 11 hastanenin de dahil olduğu toplam 39 sağlık tesisini hizmete sunduk. Ayrıca 3 sağlık tesisimizin inşası, 11 sağlık tesisimizin ise proje ve arsa süreci devam ediyor. Çevre ve şehircilikte 3388 konutu tamamladık. 171 konutun sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşasına devam ediyoruz. Ayrıca 500 konutluk
bir diğer projemizin ihalesini de önümüzdeki ay yapıyoruz. Çanakkale'de gelecek nesillere miras bırakacağımız vatandaşlarımızın nefes alabileceği, çocuk seslerinin kuş cıvıltılarına karışacağı 3 millet bahçesi projemiz bu. Ezine ve Biga millet bahçelerimizin yapımları sürüyor. Lapseki'deki millet bahçemizin ihalesini Eylül ayında gerçekleştirdik. Ulaştırmada 14 kilometrede devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 338 kilometreye çıkardık. Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyolumuzun 101 kilometrelik Malkara, Çanakkale arasının inşası sürüyor. Bu projenin bir parçası olan Gelibolu ile Behramkale ve Mıhlı tarihi köprülerinin restorasyonlarını da yaptık. İnşası süren Gelibolu Eceabat yolunu seneye açıyoruz. Bayramiç, Etili Çan ayrımı yolunu, Ayvacık Küçükkuyu tünel geçişinin kalan kesimlerini, Yenice Balya yolunu ve Çanakkale Çan yolundaki çalışmaları da birkaç yıla kadar tamamlıyoruz. Çanakkale limanının üst yapı tesislerini yaptık. Kepez'e bir liman, Gökçeada, Kaleköy ve Babakale'ye balıkçı barınakları kazandırdık. Tarım ve ormanda Çanakkale'ye 19 baraj ve 8 gölet inşa ettik. 5 baraj ve 3 gölet daha yapıyoruz. Tamamladığımız projelerle Çanakkale'de 441 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 4 adet sulama tesisiyle 96 bin dekar zirai araziyi daha suyla buluşturacağız. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda şanlı tarihimizi gelecek nesillere aktarmak için Çanakkale Destanı ziyaretçi ve tanıtım merkezini hizmete açtık. Şehitliklerimizi, istiklalimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize yakışır şekilde ihya ediyoruz. Gelibolu Mevlevi Hanesi'nden Kadı İskelesi Camii'ne, Aynalı Çarşı'dan Kilitbahi Cahide Sultan Camii ve Türbesi'ne kadar Çanakkale'deki ecdat yadigarı eserlerimizin restorasyonunu yaptık. Ayazma Pınarı Tabiat Parkı'nı milletimizle buluşturduk. Çanakkale'li çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek ödedik. Sanayide Çanakkale'ye yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark ve 2 araştırma geliştirme merkezini kurduk. Şehrimizdeki işverenlerimize 1 milyar lira tutarında pirinç teşviği verdik. Çanakkale, Ezine, Bayramiç, Çan, Çardak, Biga, Lapseki, Dardanos, Gümüşçay, Yenice ve Güzelyalı'ya doğal gaz arzını sağladık. Gelibolu'ya, Karabiga'ya ve Geyikli'ye de seneye Ayvacık'a 2023 yılında Eceabat ve Evreş'e de daha sonraki yıllarda doğalgaz arzını sağlıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde tüm ilçeleriyle Çanakkale'yi daha büyük eser ve hizmetlerle buluşturacağız.
Ben de sizleri çok seviyorum. Bu duygularla bir kez daha hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, değerli konuklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de yapımı tamamlanan tesislerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Çanakkale Valimizi, Sayın Çanakkale AK Parti ve MHP İl Başkanlarımızı, Sayın Biga Belediye Başkanımızı, Sayın Biga Kaymakamımızı ve Biga ilçe başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Şöyle tüm bayrakları görebilir miyiz lütfen Çanakkale? Bütün bayrakları görmek istiyoruz lütfen. Her zaman olduğu gibi bugün yine heyecanınız, coşkunuz, bu güzel duruşunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. İner mi bu şanlı bayrak? Diner mi bu ezan? Bürünür mü bu cennet vatan? Bu ülkeyi dimdik ayakta tutan kahraman milletimizdir bizim. Ey maşallah Çanakkale, tüm bayrakları görelim lütfen. Koymuşuz aynı yola, kavgam, kavgamızdır bizim. Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın yeriyiz. Recep Tayyip Erdoğan.
kardeş olan gariplere, yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Azınlara sırdaş olan gariplere, yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Ey zaman, ey tarih.
yalnız bırakmayız. Sen bize, biz sana sevdalıyız. Milletine sevdalı Recep Tayyip Erdoğan. Ülkesine sevdalı Recep Tayyip Erdoğan. Yürüyor arkandan. Ey hak yolunun yolcusu, daima hakkı savunan koca yürekli adam, sen sakın susma. Bu millet sana böyle hayran. Sen ya Allah de, biz bismillah diyelim. Sen niyet et, biz yollara düşelim. Sen sefer de, biz zafer diyelim. İşte milletine sevdalı lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Kestin mi? Ne yaptın ya? İşte bu kızlar böyle. Bak biz daha kestemeden hemen kesiverdiler. Ama bunlar AK Parti'nin aceleciliği. Evet, hazır mıyız? Tüm eserlerimizin Çanakkale'mize, Çanakkale'lilere hayırlı olmasını diliyoruz. Ve kordeleyi keserken makaslar da bugünün hatırasına kordeleyi kesenlerde kalacak. Ya Allah! Bismillah. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de yapımı tamamlanan tesislerin açılışını kurduya kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz aziz milletimizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin başta şehrimize, Çanakkale'mize, Biga'mıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Açılış törenimizi katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, günün erken saatleri itibariyle bu alanda görev yapan emniyet mensuplarına, sağlık görevlilerine, UMKE'ye, temizlik görevlilerine ve teknik ekibe, canlı yayın ekibine çok teşekkür ediyoruz.